Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok tatlı bir kapı süsü ya da duvar süsü diyebileceğimiz bir şeyle karşınızdayım. İlham kaynağım aslında bunu yaparken geçenlerde aldığım bir defter. Too Cute for This Planet. Çok beğendim. Özellikle uzaylıya bakış açısı söylemi çok tatlıydı. Ben çok beğendiğim için birazcık aslında cover tadında bir şey yapmak istedim. Diyelim ki duvarınızda asılı ve pili bitti. Ne oluyor? Yanmıyor, değil mi? Bence böyle de yeterince uzaylı gibi duruyor zaten. Dolayısıyla bence çok da böyle pili dert etmenize gerek yok. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Bu projede kullanacağımız malzemeler bunlar. Bu malzemelerin listesini aşağıdaki bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Öncelikle şablonunu çıkartıp yapmak istediğiniz şeye karar verin. Benim aklıma bir zamanlar hepimizin elinin altında olan yetişkinler için boyama kitabından figürler geldi. Oradan bir şey seçip yapabilirsiniz. Ama bugün benim geçenlerde aldığım uzaylı konseptli defterin kapağındaki uzaylı figürünü yapacağız. Adını da uzaylı Pakize koydum. İlk önce kağıda, sonra da kumaşa şablonu çiziyorum. Kasnak payı bırakarak etemin kumaşımdan bir parça kestim. Eğer birebir kasnak kadar keserseniz gerdirirken zorlanırsınız. En güzeli fazla pay bırakıp sonradan fazlalığını kesmek. Pakize'nin gözleri yanarlı dönerli olsun istediğim için 2 adet kırmızı led kullanacağım. Favorim olan çelik bazlı iletken iplikle dikeceğim. İletken kumaşımdan yine bir pil cebi için parça kesiyorum. Pil cebini olabildiğince ufak tutun. Hatta pil arasında sıkışsın. Çünkü bol kaldığında temassızlıktan dolayı çalışmayabilir. Şimdi kumaşımı kasnağıma geriyorum. Kumaşı kasnağa ortalayıp biraz sıkıştırdıktan sonra kenarlarından çekiştirerek gerip iyice tekrardan sıkıştırıyorum. Önceden çizmiş olduğum şemamı izleyerek devam ediyorum. Yine tek bir hattan tek bir iplik kullanacağız. Özellikle artı kutbun ipliğini uzun bırakmayı unutmayın. Çünkü pil cebinin etrafından dikeceğiz. Şurada bir yerde pil cebim olacak. Arka tarafta kalacak unutmayın. O yüzden bu köşeden başlayıp böyle dikeceğiz artı kutbumuzu. Eksi kutbumuzu da bu şekilde dikerek geleceğiz. Pil cebimi dikmeye buradan başlıyorum. Ledimi hafif italik koyacağım. Şablonuma bakıyorum. Artı kutbum hangi tarafa bakıyor? Aşağı. Ledlerimi de aynı şekilde dikeceğim. Dikiş sağlamasını yapıyorum. Herhangi bir temassızlık olup olmadığını kontrol ediyorum. Multimetremin kısa devre moduna alıyorum. Uzun bir bip sesi duyarsanız bilin ki doğru yoldasınız. Sonra eksi kutbuma geçiyorum. Pilin eksisinin değeceği yüzeyi büyütmek için 6-7 defa düğüm atıyorum. Ortadan bir yerden batıp direkt diğer taraftan çıkıyorum. Daha sonra iletken kumaşımın bittiği yerin birazcık uzağından tekrar çıkıyorum ve eksi kutuplarımı dikiyorum. Bu bilgileri daha detaylı olarak ledli yılbaşı tacı videomda izleyebilirsiniz. Ve büyük an. Dıdın dın dın dıdın. Acaba ledler çalışacak mı? Tamam, heyecanlı gerek yok. Her şey kontrollü gittik, çalışacak. Yani desem de inanmayın. Çünkü videonun başında söylediğim pil cebini olabildiğince küçük bırakın hatasını kendim düşmüş bulunmaktayım. Sonrasında çözüm buldum ama sizinkinde zaten böyle bir problem olmayacaktır. Sonra düğümlerimi ojeliyorum. Pakize'nin çerçevesini yapabilmek için bu turuncumsu ipi ve başındaki güller yerine de bu boncukları kullanacağım. Burada uzun uzun bir nakış tekniğini göstermeyeceğim. Sonuç olarak dikiş nakış kanalı değilim ama aşağıda güzel bir anlatımı olan nakışçı teyzenin video linkini koyabilirim. Son olarak boncuklarımı dikiyorum. Ne kadar da uzaylı bir partisi oldu. Evet, videonun sonuna geldik. Siz de yaptığınız projeleri benimle paylaşmayı unutmayın. Şuraya bir yere muhtemelen sosyal medya hesaplarımı yazıyor olacağım. Ha bu arada beni şuradan takip etmeyi unutmayın. En çok YouTube'dan takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.